Sayın seyirciler, yurdun büyük bölümünde olumsuz hava koşullarını, kar, sağanak ve fırtınayı görüyoruz. Haberci arkadaşlarımız da sıcak duraklarda, o noktalarda bizleri bekliyor, gelişmeleri aktarmak üzere. Onlara bağlanacağız. Zonguldak, İstanbul Karayolu'nun Ereğli kesiminde yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı. Son durumu arkadaşımız Yaşar Atilla Öksüz'den alacağız. Sinop'ta ise kötü hava koşulları nedeniyle uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler limana demirledi. Ayrıntılı bilgiyi Aydın Yılmaz aktaracak bize. Çanakkale'de sağanak nedeniyle debisi yükselen barajın göletine düşen iki kişiden birinin ne yazık ki cansız bedeni bulundu. Diğer kişiyi arama çalışmaları da sürüyor. Son bilgileri Altu Acer paylaşacak bizimle. Hemen ilk durağımıza gidelim. Ne demiştik? Zonguldak İstanbul Karayolu'nun Ereğli kesiminde etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı demiştik. Uzun kuyruklar, araç kuyrukları olduğunu biliyoruz. O noktaya çevireceğiz kameralarımızı. Yaşar Atilla Öksüz ayrıntıları bize aktaracak. Yaşar, seni dinliyoruz. Mustafa Usta Anıl, Zonguldak İstanbul'un Kandilli bölgesindeyiz. Burası her kar yağışında sürücünün sıklıkla sorun yaşadığı noktalardan birisi. Sabah saatlerinde çok ciddi anlamda sorunlar yaşandı. Ama ilerleyen saatlerde karayollarının ısrarlı ve sürekli çalışmaları, tuzlama çalışmalarında beraberinde gelmesiyle beraber yol şu anda trafiğe açık. Ancak Zonguldak Limanı'ndan çıkan tırlar da kontrollü olarak bölgede geçiş izni veriliyor. Onun dışında küçük araçlarda şu anda bir sorun yok. Bulunduğumuz bölgede aslında kar yağışının ne kadar etkili olduğunu belki şöyle gösterebiliriz. Yaklaşık 20 saatte kar kalınlığının ne orana geldiğini görmek mümkün. Evet. Ya yani hemen hemen yani dizimizin çok daha üzerinde bir kar yağışıyla karşı karşıyayız. Yaklaşık 20 saatte bu kadar kar yağdı. İleriki saatlerde, akşam saatlerinde kar yağışının tekrar etkili olması bekleniyor. Yol üzerinde şu anda, yani trafik ilgili şu saatte itibariyle bir sıkıntı yok ama bir önceki kar yağışında da Kastamonu'dan takviye ekipler gelmişti. O takviye ekipler bu bölgede bulunuyor. Çünkü geçtiğimiz bir önceki kar yağışında yaklaşık 2 gün bu yol kapalı kalmıştı. Bu saatte itibariyle özellikle gece saatlerinde yine İstanbul yönüne giden tırlara geçiş izni verilmesi verilmeyecek büyük bir ihtimalle şu anda şartlar onu gösteriyor. Karayolu ekipleri de özellikle uyarıyorlar tedbirsiz yola çıkılmaması noktası. Çünkü bir araç kaldığında arkada işte sabahta sizin de az önce belirttiğiniz gibi sabah saatlerinde bu anlamda uzun kuyruklar oluştu. Sorunlar yaşandı. En önemlisi de yol kapandığı zaman Zonguldak Ereğli arasında bu güzergahta veya İstanbul yönüne sevk edilen hastaları taşıyan ambulanslar da zor durumda kalıyor. Bu yüzden tedbirler üst seviyeye çıkarılmış durumda. Zonguldak'tan aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar.